Merhaba arkadaşlar, Gamer'de bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videodan hepinize selamlar. Bugünkü videomuzda Rainbow Six Siege adlı oyuna yeni gelecek olan karakterleri, map'i vesaire vesaire, yani tüm yenilikleri sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. İlk olarak oyuna yeni gelen iki adet karakterimizden başlayalım. İlk karakterimiz Goyo isimli bir karakter. Kendisi Meksikalı, yani Kuzey Amerikalı. Hızı 2, armor 2 ve bir defans operatörü arkadaşlar. Ekipmanlarına bakacak olursak Vector'u var, yani Mira'nın birincil silahı. Biraz zor bir silah fakat atış hızı çok iyi olan bir silah. Diğer silah ise Kaid'in tekli silahı arkadaşlar. Yan ekipmanlarında Impact Grenade ve Nitro Cell var, yani C4'ü var. İkisi de bir defans operatörü için en önemli şeylerden biri diyebilirim. Gelelim bu karakterimizin özelliğine. Attığı kalkana bir benzin yerleştirerek bu benzine mermi değdiği zaman bu şekil ateşleyerek arkadaşlar ortamı çok şiddetli bir şekilde alevlendiriyor. Aynı zamanda Impact Grenade atarak bu kalkanı kırıp yine bu benzinin aktif olmasını sağlayabilirsiniz. Eğer roundun bitmesine çok az bir süre kaldıysa bu benzini yine ateşleyerek o kapıyı neredeyse devre dışı bırakabilirsiniz. Oradan geçmek isteyenler büyük bir oranda ölecektir. Gördüğünüz gibi çok şiddetli bir şekilde yanıyor. Ve bu aleve girdiğinizde arkadaşlar yine gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde canınız gidiyor ve ölüyorsunuz. Eğer bu kalkanınızın olduğu yere bir kapkan trevi atıldıysa gördüğünüz gibi hücum operatörleri rushladığı zaman kapkan trevine basarak yine kalkanınızı aktif etmiş oluyorlar ve yanarak ölüyorlar. Aynı zamanda bu kalkanınıza Thatcher'ın EMP'si veya da Twitch drone'u etki etmiyor, yani bozamıyor gördüğünüz gibi. Ve IQ elektronik cihazından sizin bu kalkanınızı göremiyor arkadaşlar. Tespit edemiyor yani. Gelelim bu operatörümüzün counter'larına. İlk counter olarak Ash operatörü gösterilmiş bizlere. Ash operatörünün fırlatılabilir füzesiyle gördüğünüz gibi uzaktan fırlatarak kalkanı kırıp aktif hale getirebilirsiniz. Kalkanı kırdıktan sonra tabii ki yine alevleniyor. Fakat bunu erkenden yapmanız sizin için bir avantaj. Eğer işiniz son saniye kalırsa çünkü imkansızlaşabilir. Bir diğer counter'ımız ise Zofia. Yine gördüğünüz gibi uzaktan bu şekilde kalkanı kırarak ortalığı alevlendirebilirsiniz. Bir diğer counter'ımız granatlar arkadaşlar. Finca'da, Slash'te, Bug'da bulunan granatlar. Gördüğünüz gibi bunları atarak yine kalkanı kırıp benzini aktif edebilirsiniz. Diğer counter'ımız ise Slash. Slash'in çekiciyle kalkanı vurursanız yine kırılıyor, işe yarıyor. Fakat burada bize dikey oyunu göstermiş. Gördüğünüz gibi kalkanın üstünü kırarak alevlendirebilirsiniz kalkanımızı. Hemen hız kesmeden atak operatörümüze geçelim arkadaşlar. Adı Amaru. Hızı ve armoru 2 olan bir karakter. Kendisi Perulu, yani Güney Amerikalı. İlk karakterimiz Kuzey Amerikalıydı. Bu ise Güney Amerikalı. Hızlıca ekipmanlarını da göz atalım. Gördüğünüz gibi birinci silahları sanırım IQ'nun silahı olması lazım, yanlış hatırlamıyorsam. Diğer silah ise Supernova. Aynı zamanda ikinci silah olarak Çakal'ın ve Mira'nın kullandığı pompalıyı tercih edebilirsiniz. Veya da Sledge'in, Smoan, Mute'un kullandığı SMG-11'e tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Yine dikey oyunlar veya kesil barikatlarını kırmak için bir şarj mevcut. Ve arkalanma oyunlarına karşı bir adet Claymore mevcut arkadaşlar. İki operatörün de ekipmanları ben çok beğendim, gerçekten fazla OP olmuş. Hemen atak operatörümüzün oynanış kısmına geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pencereleri bu şekilde kanca atarak oradaki barikatı tek seferde kırıp içeriye dalabiliyor arkadaşlar. Aynı zamanda bunu çatılara da yapabiliyor gördüğünüz gibi. Hızlı bir şekilde çatılara çıkmanızı sağlıyor. Bu şekilde çapraz açılardan da yapıp içeriye dalabiliyorsunuz. Dediğim gibi hızlı bir şekilde çatılara çıkmanızı sağlıyor bu şekil. Aynı zamanda hatchleri alttan kırarak alt hatchten yukarıya tırmanmanızı bu şekil sağlıyor. Bir anda bölgeye dalabilirsiniz yani. Gördüğünüz gibi eğer kancanızın ucu bu şekil kırmızı ise oraya atamıyorsunuz demektir. Oranın beyaz olmasını beklemelisiniz. Beyaz olan her yere bu kancanızı atabilirsiniz. Aşağılara atamıyorsunuz. Ya paralel bir açıya ya da yukarı bir açıya atabiliyorsunuz arkadaşlar. Aşağı açıya kanca atamıyorsunuz. Veya da eğer hatchlerden kanca atacaksanız bu hatchin kırık olması lazım. Kırık olmayan bir hatchten atamıyorsunuz. Bu karakteri nasıl kombinleyeceğinizi anlatmış. Finca boostuyla gördüğünüz gibi hızlı bir rush'la recoil'iniz olmadan adamlara spray atabilirsiniz. Veya da Ying içeri flash atarak ya da Dokka bir çaldırarak adamları bu şekilde körken veya telefon kapatırken gafil avlayabilirsiniz. Aynı zamanda da aşağı hatchlerden bu şekilde bölgeye rushlayabilirsiniz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Fakat olası bir senaryoda şu şekilde gördüğünüz gibi pencereden attığınız zaman ömür diye bok gibi kalabilirsiniz adamın önünde. Gelelim bu karakterimizin counter'larına. İlk counter'ımız Castle. Gördüğünüz gibi Castle barikatı olan hiçbir yere bu kancadan atamıyorsunuz. Bir diğer counter ise Kapkan. Gördüğünüz gibi Ripple attığınız barikatta eğer Kapkan trebi varsa bu şekil basıyorsunuz. Ve sıradaki counter'da Frost. Yine attığınız camda eğer Frost trebi varsa bu şekil hızlı bir rush sizin başınıza bela olabilir. Trebe o şekil yakalanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yeni gelen iki karakterimiz bu şekildeydi. Yeni güncelleme ile oyuna eklenecek bir diğer özellik ise arkadaşlar yeni bir map. Daha doğrusu kanal map'inin rework'ü. Kanal map'ini hepiniz biliyorsunuzdur. Çok ciddi bir rework geçirdi. Gerek grafiksel olarak gerek oda dizayn olarak çok fazla yenilik oldu. Dün akşam panelde bunu gösterdiler fakat yaklaşık bir 6-7 dakika sürdü diyebilirim göstermeleri. Çünkü ilerleyiş çok fazla yavaş ilerliyordu. Ben bunu sizin için hızlandırıyorum. Yaklaşık 3-3,5 dakikada bitecek.
Kanal mapinin yeni dizaynını izledikten sonra diğer yeniliklerle karşınızda olacağım arkadaşlar. Hadi hep beraber kanal mapini izlemeye gidelim. Evet arkadaşlar, kanal mapinin yeni dizaynı bu şekilde oldu ve rankı havuzuna eklendi. Bir diğer yeniliğimiz ise arkadaşlar yeni bir rank geldi oyuna. Biliyorsunuz ki son rank Diamond'dı. Yeni rankımız ise Champions rankı. Yani benim gibi hayatı Gold'da geçmiş adamların ilgileneceği bir yenilik değil açıkçası. Fakat eminim ki birilerini elbet ilgilendiriyordur. Sadece özel oyuncular bu rankta olabilecek. Çünkü buraya çıkması çok zor anlatılana göre. Zaten bu seviyeye çıkan bir oyuncu maçların birçoğunda e-sporcularla karşılaşacak demektir. Kayda değer bir diğer yenilik ise arkadaşlar map havuzu. Gördüğünüz gibi kanal map'i yeni rework ile map havuzuna eklendi. 3 adet map çıkarıldı rank havuzundan. Bunlar Hereford Base, Team Park yani eğlence parkı ve Fortress arkadaşlar yani hisar adlı map'ler. Oyundan çıkarıldı bu 3 map. Bunların yerine yeni rework ile kanal map'i eklendi. Hisar ve Hereford'u hiç sevmiyordum zaten. Canınız cehenneme motherfucker, iyi ki çıktılar arkadaşlar. Yine yeni güncelleme ile oyuna eklenecek bir diğer özellik ise arkadaşlar Battle Pass. Fortnite oynayanlar zaten biliyordur, birçok oyunda da mevcut. İşte görevler yaparak falan filan ödül kazanıyorsunuz savaş bileti sayesinde. Bir free var, bir de premium var. Birkaç örnek ödüle şöyle göz atalım. Gördüğünüz gibi birçok şey verebiliyor bu pes size. Fakat ben hiçbir oyunda böyle şeyleri tercih etmiyorum. Ve gelelim Pro League takımlarının setlerine arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel setler var. Gerçekten çok güzel setler var. İşte Nora Rengo olsun. Çok takımı tanıyorum aslında. Navi zaten CS'den de biliyorsunuzdur. Team Liquid yine aynı CS'de de takımı olan. Evil Genius. FaZe Clan gerçekten çok yakışmış karakterlere. MIVR. Eski SK Gaming. Fnatic. Team Empire. Dün şampiyon oldular bu arada. İzleyenler varsa çok keyifli bir seriydi. Ve G2, en action'lı gelen G2 oldu. Gördüğünüz gibi silah skinleri, charmlar ve karakterlerin kostümleri bu şekilde dizayn edilmiş arkadaşlar. Açıkçası çok hoş. Kim yaptıysa elini ayağına götüne sağlık yani, çok iyi yapmış. Ve son olarak arkadaşlar Mira Elite gördüğünüz gibi oyuna eklenmiş bulunuyor. Yeni güncellemeyle beraber. Çok güzel olmuş bence. Fakat gördüğünüz gibi İngiliz anahtarı biraz Hırdavatçı Mehmet abiye benzemiş. Benzemiş açıkçası. Ama genel olarak yapısını çok beğendim. Mira oynadığım bir karakter, sevdiğim bir karakter. Fakat dediğim gibi oyunda görünüş sevmediğim için alacağımı zannetmiyorum. Yeni gelecek olan tüm özellikler arkadaşlar elimden gelince kısa tutarak, sıkmayarak, akıcı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bugün oyunun test server'ına bu yenilikler eklenecek. Oyuna da bir 2 hafta sonra falan eklenir arkadaşlar. Genelde öyle oluyor. Test server'dan 1-2 hafta sonra asıl oyuna da gelmiş oluyor. Yani şu an asıl oyunda yok. Neden bana güncelleme gelmedi falan demeyin. Test server'da şu an ve 2 hafta sonra falan da asıl oyuna eklenecek. Tekrardan altını çiziyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler.